Ben Adana'da bir minibüsçünün kırmızı ışıkta yere tükürürken düşmesine şahit oldum. Allah'tan duruyordu yani minibüs ama. İşte tükürmemek gerekiyor. Evet, şöyle kapıyı açtı, tükürürken düştü. Ya o çirkin hareketi yapmamak gerektiğini kurban olduğum gösterdi galiba. Demek ona bir ağırlık yaptıysa aşağıya. Peki. Son birkaç soru. Aa, telefonda Dilan kaldı ya. Dilancığım orada mısın? Buradayım Beyaz abi, unuttun beni ya. Aa, ne unutması? Hayatım, mektup bizim yazdı. De işimiz gücümüz var. Bak piston aşağı, piston yukarı burada. Dilan sor hayatım, sorularını sor. Hemen dinleyelim. Sorayım şu an itibariyle hani konuklarımıza soruyorum sorumu. Evet. Şu an itibariyle sanat hayatları son bulsa ne iş yaparlardı hani? Bu ihtimal var hani. Olmayacak. Bugün Beyaz bizi alır yanına çalışır. Buradan da yeriniz var her zaman. Bugün bitse işin ne yapardım? Başka bir meslek, herhangi bir şey. Sanat yönetmenliği okuduğum için herhalde bir kıyafetlerle, kostümlerle bir şeyler yapardım. Hangi üniversite mezunusun Gökçe? Yeditepe'de var zaten sadece sanat yönetmenliği. Yeditepe'de sanat yönetmenliği. Ama veteriner olmayı çok isterdim. Ne olmayı? Veteriner. Ha, veteriner. Çok isterdim. Veterinerlerde olmayı çok isterdim. Hayır yani. Yok, ne acayip meslek. Bayağı iğne falan da yapıyorum bu arada evdeki. Veteriner olmayı hepimiz çok isterdik. Ben de isterdim, gerçekten de isterdim. Değil mi? Siz de çok biliyorum, seviyorsunuz. Sen Şebnem? Vallahi benim hayatımda hep böyle sürprizler oldu. Mesela 2 yıl önce böyle bir kitap yazacağımı, ondan sonra bu kadar güzel bir film olacağını hiç tahmin edemezdim. O yüzden gelecekle ilgili böyle çok boyumu aşan laflar söylemekten korkuyorum. Oluruna bırakırdım yani. Ama bir şekilde limon da satsam yolunu bulurdum yani diye düşünüyorum. En güzeli. Onu da yapabilecek yani... Satarım. Ha? Limon da satarım. Tabii, o da başka bir yetenek yani. O yeteneğe de vakıf olmak önemli. Babacığım? Benim altın bileziğim makine mühendisliği bitirdim ama yapabilir miyim bilmiyorum. Makine mühendisliği. Evet. Mechanic engineer. Okulda 4 erkeğe bir erkek düşüyor. Kızlar böyle havalı Geçen geliyorlardı. Rujlu falan, bakımlı. Okul bittiğinde hepsi bıyıklı çıkıyor. Tornayla uğraşıyor. Mühendislikten gelen arkadaşlar vardı. Klostrofobide şey demişler. Abi okulda her 4 erkeğe 3 uzun saçlı erkek düşüyor. Ezgi sen ne yapardın? Valla ben herhalde hizmet sektöründe iyi iş yapabilirim. Mesela yönetici asistanlığı yapabilirdim. Makam şoförlüğü yapabilirdim. Araba kullanmayı sevdiğim. Makam şoförlüğü. Evet. Bak hemen konuyu güzel bir yere, bir ekip daha var. Erzincanlılar gibi bisikletle engelli arkadaşları önüne böyle tornet gibi bir şey yapmışlar. Bütün gün evlerinden alıp dolaştırıyorlar. Değil mi? Öyle bir ekip var. Genç ekip İstanbul'da. Değil Onlar da harika. Ya. Çok acayip adamlar var ya. Gerçekten hepsini çıkartmak istiyoruz böyle dönem dönem. Peki abi sen var mı çiğ köfteci olur mu herhalde senin her tahminin? Şey yaparım. Motosiklet yarışçısı olurdu. Her şey yaparım. Motosiklet yarışçısı. Birkaç sorumuz kaldı. Şunu sorayım. Bülent Serttaş güldüğü zaman göbeğinin sallanması esnasında hissettiği duygular nelerdir? Hadi bunu geçtim. Boş ver. Gökçe'nin soyadı var mı demişler. Dinçer'di, Gençer oldu. Ha, evlenmiş bir şey diye bağlı demiş. Bağlı da bir şey olmuş. İki harf değişmiş. Peki. Aynen. Arkadaşlar programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.